Alo, selamun aleyküm. Ben Alparslan Kuytul. Nasılsın? Çok şükür. Elhamdülillah. Ben bugün telefon olduğunu unutmuşum. Son anda aklıma geldi. Paldır küldür hemen çıktım. Tam da o sırada memurlar geldi. Yani iyi ki son dakikada hatırlamışım yani. Ya ben dalmışım bayağı. Dün aklımdaydı aslında da. Öncelikle annemin, abilerimin, ablalarımın, yengelerin, yeğenlerin, hala oğulları, kızları, teyze oğulları, kızları ve tüm arkadaşların hepsinin bayramını tebrik ediyorum. Tabii seninkini de, seni söylemeyi unuttum herhalde. Seninkini de ve çocuklarınkini de hepsini. Allah razı olsun. Ben yani çünkü bayramda telefon açamam. Bayramın dördüncü günü, cuma günü açabilirim. Yani herhalde biz başvuruda bulunduk. Yani verdik dilekçeyi. Herhalde açtıracaklar ama tam %100 değil yani. Ama %90 öyle yani. Çünkü bize başvuru şeyinizi yazın dediler. Yazdık, verdik. Yani büyük ihtimalle açtıracaklar. Zaten sen de cumartesi günü geleceksin. Haberin olsun. Cumartesi aynı saatte yine. Bayramla ilgili yani diyeceğim şu, tüm arkadaşlar hepsinin bayramını tebrik etmenin dışında hepsinin bayramının bereketli geçmesini temenni ediyorum. Yani herkes bayramda yapması gerekeni yapsın. Akraba ziyaretleri falan filan hepsini yapsınlar. İnsan daima her yaptığı işte hem tedbirli olmalı hem cesur olmalı. Tedbir anlayışı korkaklığa götürmemeli. Cesaret anlayışı da tedbirsizliğe, yanlış iş yapmaya götürmemeli. Allah'a güvenip herkes Allah rızası için yapması gerekeni bayramda yapmalı. Akrabalarına yapılan haksızlıklardan da bahsetmeli. Bu bir tebliğ için vesile olarak görülmeli. Yani bu vesileyle herkes de bu haksızlıktan haberdar olmalı. Yani biz her gün ben dua ediyorum. İslam düşmanlarının bayramı zehir etmemeleri için. Ben her gün dua ediyorum. Allah duamızı kabul etsin inşallah. Mektuplar birkaç tane mektup getirdiler dün. Çarşamba günü getirdiler. Daha içine bakmadım. İşte telefon aklıma gelmeyince ona bakmadım. Yani evet resmi verdiler. Onu gönderirim inşallah. Yani sen geldiğin zaman herhalde ancak verebilirim tahmin ediyorum. Artık bakarım yani başka bir yol varsa göndermeyin. Evet tamam. Olur. Ben zaten devamlı okuyorum yani benim için fark etmez. Tamam. Ben sana Mevlana'nın bir sözünü söyleyeyim. Mevlana Mesnevi'de diyor ki, nerede azgınları yola getirmeye uğraşan biri varsa o çok tekmeler yiyecektir diyor. Yani bizim başımıza gelen de ona benzer bir şey. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Toprağın karanlığına ve sıkıştırmasına dayanmayan veya bunları göze almayan tohum, ağaç olamayacağı gibi zindanlara ve zulümlere dayanmayan veya bunları göze almayan kimseler de bir harekete dönüşemez. Yani öyle bir zamanda yaşıyoruz. Zulme din elbisesi giydirmişler. Kabil'e Habil maskesi takmışlar. Yezid'in zulmünü icra edip Hüseyin için ağlıyorlar. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Tabii herkes için söylemiyorum. Bazıları böyle. Yine Mevlana'nın bir sözü var. Mevlana diyor ki, sıkıntılar sevgilinin gönderdiği misafirdir. Gelir ve gider. Önemli olan gönderenin hatırına o misafire sabredebilmektir. Yani Allah sabredenlerden olmayı nasip etsin. Yani bu sıkıntılar sonuçta Allah'tan geliyor. Belki insanlar sebep oluyor. Belki onlar görünüşte onlar yapıyor gibi görünüyor ama tabii onların günahı kendine, fakat Allah da müsaade ettiğine göre demek ki Allah Azze ve Celle sabretmemizi istiyor. Bununla alakalı olduğunu zannediyorum yani. Evet, eğer
Hakkı söylemek, burada çok ses var. Bazıları hakkı söylemeden hak yolcusu olacağını zannediyorlar. Bilsinler ki hakkı söylemeyenden hak yolcusu olmaz. Hakkı söyleyenin yanında durmayandan da hiçbir şey olmaz. Birçok Müslüman bugün hakkı söylemekten çekiniyor ama buna rağmen de hak yolcusu olduğunu zannediyor. Hakkı söylemeyenlerin hak yolcusu olmayacağı açıktır yani. Evet, benim de çok zamanım kalmadı. Senin söyleyeceğin bir şey var mıydı? Annem iyi mi? Çocuklar iyi mi? Evet. Yani bayramda her zamanki gibi yapalım yine. Hem benim adamım annem adına. Ben şeye de anlattım. Sana o gün söylemeyi unutmuşum. Ya, o şekilde. Evet. Elhamdülillah Allah gerekeni veriyor. Artık eskisi kadar daha çok eskisi kadar zorlanmıyoruz. Yani şunu da tüm arkadaşlarımız da bilsin. Hakikat bütün engelleri parçalayıp hedefine ulaşan bir roket gibidir. Yani eninde sonunda hakikat bütün engelleri parçalayacak ve hedefine de ulaşacak Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Tüm arkadaşlarımız.